red almak çok olumsuz değil aslında. Olumsuz bir durum olarak görülmesin bence red almak. Yani sonuçta kişi o an uygun görülmüyordur o vizeye. Ama daha sonra yapacağı başvurudaki olay sadece şuna dönecek. Eğer sen başvurunu yaptın ve onay almadın. Ondan sonra süreç ne değişti ki sen şimdi o başvuru yapıyorsun? Şöyle olmaz ama hani ben Work and Travel'a başvurdum. Bir ay sonra olmadı, öğrenciye başvurdum. Evet, olumsuz bir durum. Ama sen bir başvuru yaptın, olmadı. Aradan 6 ay geçti, 1 yıl geçti. Koşulların değişmiş olabilir. Tekrar yapacağın başvuruda çok da büyük bir sorun teşkil etmeyebilir. Ama tabii ki olumsuz alıyor olmak genelde bakışta daha sonraki vizeleri etkileyecektir. Ama dediğim gibi çok da büyük bir olay değil. Sadece koşullarının değiştiğini gösterebiliyorsa.